Merhaba. Bugün size Lacan'ın Hegelci öznesinden bahsetmeye çalışacağım. Lacan'ın Hegelci öznesi nedir? Aslında Lacan'ı Hegel'den uzakta bir psikanalist olarak, kuramcı olarak değerlendirmeye çalışan ve bunu biraz da zorlayan bir sürü arkadaşında olduğundan tabii ki haberdarım. Hegelci özne bir doluluk değil, bir boşluk üzerine kurulmuştur kavram olarak. Şimdi diyeceksiniz ki bir boşluğu nasıl analiz ederiz? Yani bir doluluk yerine boşluk durumunda nasıl bir analiz söz konusu olur? Lacan'ın Hegelci öznesi sürekli olarak hiçleşen, hiçleştiği için bir boşluğa dönüşen, daha sonra da bir şey olmaya çalışan ve sürekli olarak bu hareketi, bu devinimi sürdüren bir özne olarak tanımlanabilir. Analiz ederken de bu hareketi analiz ederiz. Peki diğerlerinde yani bir doluluk olduğu durumunda, yani doluluk olarak varsayarsak, tabii ki o zaman egonun analizi, egonun savunma mekanizmalarının analizi ya da bir özün bulunmasına yönelik, yani bir kişinin özü, bir gerçek kendilik denilen bir kavramın bulunmasına yönelik, bir öz aranmasına yönelik analiz sürdürülebilir. Burada görülüyor ki yani felsefede de olan bir şey psikanalize de yansımış durumda, bir felsefede olan sorun. Nasıl bir sorun? Yani kişinin bir doluluk halinde var olan, ulaşmaya çalıştığımızda elimize düşecek ya da görünen, elimize düştüğünde sorunlu yanları olan, bunu düzeltilebileceği bir sabit, doğuştan beri gelen, elimizde tutabileceğimiz bir kendilik, bir özü var mı? Yoksa bir boşluk halinde mi özne ortaya çıkar? Psikanalitik akımlarda bu iki ayrım arasında bir yere oturuyor. Felsefede olan ayrım burada da kendini göstermiş. Şimdi burada tabii ister istemez bir boşluk olarak özneyi ele alacaksak, bu boşluğun nereden kaynaklandığını ortaya koymak lazım. Burada boşluk, olumsuzlamayı şu şekilde ele alan kişiler için belki anlamını yitiriyor. Yani olumsuzlama dediğimiz şey, Hegel'den de yola çıkarak Sartre'ın da ele aldığı olumsuzlama dediğimiz şey, öznenin kendisini bir doluluk olarak bilinçli bir şekilde ortaya koyup, beğenmeyip, olumsuzlayıp başka bir şey haline dönüştüğü bir süreç değildir. Olumsuzlama zaten boşluğa dönüşmüş olan öznenin boşluk, hiçlik durumunu olumsuzlamasıdır. Yani olumsuzlama bir doluluğu değil, bir varlığı değil, bir boşluğu ve bir hiçliği olumsuzlar. Zaten hiçlik ve boşluk bir karşılık bulamayan şeyler olduğu için olumsuzlama da kendiliğinden ortaya çıkar. Var olan bir şeyi, bir varlığı olumsuzlamayız. Bu durumda özne yeni bir şey olmak için, yani anlam kazanan bir doluluk, bir varlık haline gelmek için zaten otomatikman kendi elinde olmadan, yani bilincinin ötesinde, bilincini aşan bir şekilde olumsuzlanmış olan bir şeyi, yani bir hiçliği bir doluluk haline getirmeye çalışır. Lacan'ın Hegelci öznesi böyle bir öznedir. Peki bu hiçlik durumu nereden kaynaklanıyor derseniz, hiçlik durumu insanın yapısından kaynaklanan en temel şeylerden biridir. Doğada başka bir canlının belki yaşamadığı bir durumdur hiçlik durumu, ya da yaşasa bile bunu bir sorun etmediği bir durumdur. Hiçlik durumu Lacan'ın tanımladığı gibi gerçek, imgesel ve simgesel güçler arasındaki birbirine algılama biçiminden kaynaklanır. Yani bu her üç düzen ya da her üç güç dediğimiz şey birbirine karşı, birbirine baktığında bir hiçlik olarak ötekini değerlendirir. Gerçeğin imgesel karşılığı bir hiçliktir. İmgeselin simgesel karşılığı bir hiçliktir. Simgeselin gerçekteki karşılığı ya da imgeselin gerçekteki karşılığı bir hiçliktir. Demek ki
Burada olumsuzlamayı yaratan, diyalektik devinimi yaratan ve öznenin varoluşunun sebebi olan şey, birbirlerini hiçleyen üç gücün birbirleriyle bir arada bulunması ve sürekli olarak hiçlik durumuna düşen öznenin bir varoluş bulmaya çalışmasıdır. Varoluş, varlığın olumsuzlanmasından kaynaklanmaz, hiçliğin olumsuzlanmasından, yani boşluğun olumsuzlanmasından kaynaklanır. Burada tabii ki varoluşu bir doluluğun beğenilmemesi, bir varlığın beğenilmemesi sonucunda öznenin özgürlüğünü kullanarak özgürce bir seçim yapması şeklinde varoluşsal bir okumayla değerlendirmek de doğru olmaz. Sartre'ın söylediği bu değildir. Bu daha çok Camus'un söylediği şeydir. İnsan özgürdür. Bir doluluk halinde kendisini yakalar. Bunu beğenmezse istediği her şey olabilir. Her şey olmak üzere bir seçim yapabilir. Sartre'ın söylediği bunun tam olarak tersidir. Şu açıdan Sartre bireyin bir boşluk olarak kendisini yakaladığı anda her şey olma seçeneğiyle yüz yüze kaldığını ama bu özgürlüğün yani her şey olma seçeneğinin özneyi korkuttuğunu, bu korku nedeniyle öznenin özgürlüğünü tam olarak kullanmaktan geri durduğunu ve kendisini en az korkutacak seçeneği kendi iradesiyle seçiyormuş gibi bir varoluş bulduğunu söyler. Yani Camus ile Sartre'ın da buradaki yaklaşımları birbirine taban tabana zıt bir şeydir. Her varoluş akımı da aynı şeyi söylüyor gibi değerlendirmek çok doğru değil. Gerçek imgesel ve simgesel Hegel'den tutun Sartre'a kadar bütün bu felsefe akımlarını da etkileyen, yoğun tartışmaları yol açan olguların psikanalitik düzlemde karşılık bulması şeklinde okunabilir. Lacan bunları bu şekilde kategorize etmeye çalışmıştır. Peki Lacan'ın bu kategorizasyonu için Lacan ne diyor? Ben aslında yeni hiçbir şey söylemiyorum diyor. Freud'un söylediklerini söylemeye çalışıyorum diyor. Freud'u yeniden okuyalım ve doğru anlayalım diyor. Freud'un ilk okumaları bir doluluk şeklinde özneyi ortaya koyar. Yani özne id, ego, superego şeklinde tanımlanmış bir doluluk şeklinde kendisini ortaya koyar. Ve bu üç gücün arasındaki çatışmadan nevrozlar ortaya çıkar. Freud'un ilk tanımlaması böyledir. Freud de daha sonra ama bunların aslında öznede önceden beri var olan ya da mutlaka var olacak altyapıları olan olduğu için mutlaka var olacak yapılar olmadığını, daha sonra imgesel dönemde ortaya çıkan güçler olduğunu söyler ve bu başlangıçtaki romantik doluluk şeklindeki bakış açısını değiştirir ve o ilk olarak öznenin bir boşluk olduğunu ortaya koyar. Özne ne bir maddesel boşluktur, ne ego şeklinde bir imgesel, pardon, ne gerçek dönemindeki maddesel doluluktur, ne imgesel dönemdeki gibi ego şeklindeki bir imgesel doluluktur, ne de bir söylemin ezbere ya da bilincinde olarak sahibi olan bir söylemsel doluluktur. Bunların hiçbiri değildir. Özne sürekli olarak kendini arayan bir ve sürekli boşluğa düşen, boşluğa dönüşen, sürekli hiçlenen, hiçlenmesi için de dışarıdan hiçbir gücün etkisine gerek olmayan, kendi içinde durup dururken hiçleşen, hiçleştiği için de varoluşunu arayan bir yapıdır. Bu diğer canlılarda görülen bir şey değil. Yani diğer canlılar geçici olarak bir boşluk duygusu yaşadıklarında, bu daha çok maddesel bir boşluk olduğu için o boşluğu yaratan maddeyi kendi işlerine kattıkları anda doğanın bir parçası olarak doğaya geri dönüş yaparlar ve bir doluluk halinde yaşamlarını sürdürürler. Kendin bilinci dediğimiz şey burada sorun yaratıyor insan açısından. İnsan kendin bilincine sahip olan tek canlıdır. Bunun anlamı ne? Diğer canlılarda kendin bilinci söz konusu olmadığı için hiçbir canlı geçmişte yaptığı edimlerin, şu anda yapıyor olduğu edimlerin ya da gelecekte yapacağı edimlerin suçluluk, ceza görme, korku, coşku, övünme, gurur duyma
kendini rezil biri gibi hissetme şeklinde duygularla eşlik eden bir şekilde bu edimlerin hafızasını kendine ait hale getirmez. İnsan dışında hiçbir canlı bunları kendine ait hale getirmez. Ama insan dediğimiz varlığın zihni bütün bu edimlerin duygusal komponentleriyle birlikte, ki bu duygusal komponentler demin saydığım gibi aslında öznede ciddi olarak sorun yaratabilen komponentler, bunlarla işbirliği içinde kendine ait hale getirildiği bir kendinin bilincinin oluşmasıyla insan ortaya çıkar. Kendin bilincinin oluşması bütün bu edimlerin sahibi, olabilecek şeylerin sahibi olarak insanın bir psikolojik yapı olarak ortaya çıkmasına neden olur. Yani insan bu nedenle tamamen bir söylemden, tamamen bir imajdan ya da tamamen bir biyolojik yapıdan ibaret hale gelemeyecek duruma gelmiştir artık. Belki de geri dönülmeyecek kapı bu aşamada ortaya çıkıyor. Kendin bilincinin ortaya çıkmasıyla birlikte özne şunu görür, yapacağım şeylerin, hareket edimlerin ya da seçeceğim seçeneklerin sonuçlarını ben bir takım duygularla birlikte yaşayacağım. Bu duygular bana olumlu ya da olumsuz katkıda bulunabilir. İşte bu kendine ait kılma hissi, yani doğada insan dışında hiçbir canlı yapmış olduğu ya da yapacak olduğu edimler nedeniyle yargılanmazken, kendini yargılamazken, kendini suçlamazken insan bunların sahibi olarak başkaları tarafından ya da kendisi tarafından yargılanabilecek bir özne haline gelir. Bu da kendin bilinci haline gelmek, imgesel ve gerçek dönemlerinin öznenin zihninde birer hiçlik olarak ortaya çıkmasına neden olacaktır. Aynı zamanda bunlar eğer olumsuz duyguların çok birikmesi söz konusu olursa öznenin de bir hiçliğe dönüşmesini, yani toplumsal bağlamda, toplumsal değerler bağlamında bir hiçliğe dönüşerek yeniden kendisini otomatikman olumsuzlayarak yeni bir şey olması çabasının içine girmesine neden olur. Şimdi bu üç güç, gerçek, imgesel ve simgesel, hem bizim hareketimizi sağlıyor, yani Hegel'in, Lacan'ın Hegelci öznesi, bu açıdan bir hareketi ortaya çıkartan bir öznedir ve psikanalizde de bu hareketin analizi yapılır. Akademik camiada ve psikologların hakim olduğu camialardaki en büyük sorun da bir egonun hazır olarak ellerine düşmüş halde bulunmasıdır. O nedenle sürekli olarak egonun analizine yönelik, egonun savunma mekanizmalarını analiz etmeye yönelik ya da egonun dile getirdiği söylemi ortaya koymaya yönelik analizin buraya odaklanması şeklinde bir bakış açısı hakimdir. Analiz edilmesi gereken şey bir doluluk şeklindeki ego ve onun savunma mekanizmaları değil, nereden gelip nereye gittiğimizdir. Ego, çünkü ego dediğimiz şey aslında kendisinin olmayan doğruları sahiplenmek zorunda kalan bir öznenin varoluş durumudur. Ego neden sahiplenmek durumunda kalır? Çünkü gerçeğin özellikle imgesel dönemde bir boşluk, hiçlik haline gelmesi nedeniyle ego doğru olan yere oturmak zorunda kalır. Egonun doğru olan yere oturmak zorunda kalmasının ilk adımı doğru bir imaja dönüşmek, ikinci adımı da, yani simgesel adımı, doğruların sahibi olarak kendisini ortaya koymaktır. Doğruların sahibi olarak egonun kendisini ortaya koyması demek aslında öznenin bir öteki haline gelmesine neden olur. Çünkü doğrular her zaman ötekinin doğrularıdır. Özneden önce oluşmuştur. Doğada doğru yanlış diye bir şey yoktur. Fiziksel olarak doğru yanlış kurallar vardır. Ama psikolojik olarak ya da kavramsal olarak doğru yanlış diye bir şey ortaya
koyamazsınız. İnsan söz konusu olduğunda, yani insan bir ego olmaya çalışırken ya da simgesel dönemin bir öznesi olmaya çalışırken doğruların ve yanlışların söz konusu olduğu bir ortamda kendisini bulur. Her ego doğruların olduğu ortamda konumlanmak durumunda kalır. Ego dediğimiz şey hiçbir zaman yanlışları sahiplenen bir yapı olarak karşımıza çıkmaz. Bu nedenle egonun analiz edilmesinin bir anlamı yoktur. Egonun analiz edilmesindense neyi analiz etmek lazım? Kimin doğrularını sahipleniyor? Bu doğruları sahiplenirken aslında ötekinin doğruları olan şey kendine ait hale getiren öznenin burada kraldan çok kralcı gibi kesilip kendi doğrularına karşı çıkan insanlara saldırgan bir tavır takınması, yok edici bir tavır takınmasının analiz edilmesi. Yani bu senin doğruların değil, başkalarından aldığın doğrulardır. Sen de bir ötekinden gelen bir yapısın şeklinde bunun analize giren kişi tarafından aydınlığa kavuşturulması, kendinin görülmesinin sağlanması analizin hedefi olmalıdır. Bu analizin hedefi de öznenin hareketinin kendisinin önüne konulmasıyla mümkün olur.